bir videoyla herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ilk defa gelenler için ben İrem. Haftada 2 ile 4 arası video yüklemeye çalışıyorum. Bugün yine en sevdiğim videolardan birini yapacağız. Her zamanki gibi kutumu hazırladım. Bugün kutumuzun içerisinde Sesil markasının ürünleri var. Aslında bazı ürünlerini daha önceden kullanıyordum. Fakat elime daha sonradan ürünleri geçti. Onları daha böyle tam anlamıyla kullanamadım. Sadece elimde falan denedim. O yüzden tek marka makyaj videolarına ben bugün Sesil'i de eklemek istedim. Burada kullanmadığım birçok ürünü var. Ten ürünleri, işte dudak, göz gibi. O yüzden bunları bugün sizinle hem ilk izlenim olsun hem de bakalım bu ürünlerle nasıl bir makyaj çıkartacağız. Elimde Sesil markasına ait herhangi bir baz yok. O yüzden bir nemlendirici sıkacağım. Şimdi elimde Sesil'in iki tane ten ürünü var. Bunlar son çıkarttığı ürünlerden. Bunlardan bir tanesi keçi sütlü proteinli BB krem. Diğeri de matlaştırıcı bir fondöten. Ben bugün ikisini de test etmek istiyorum. Zaten yüzümün yarısına uygulayacağım için bunun yeterli olacağını düşünüyorum. Renginden çok emin değilim ama sanki bana bir tık açık gelebilir gibi. Evet, yüzümün bu tarafıyla başlamak istiyorum. Bayağı böyle kremsi bir yapısı var. Çok akışkan bir yapısı yok. Bence o yüzden kuru ciltler sevebilir. Güzel kokuyor. Süt gibi kokuyor gerçekten. Sanırım fazla gelecek. Renk de çok açık gibi görünmedi sanki. Bendeki 2 numaraymış. Ben 1 numara sanıyordum ve ambalajında bir tık böyle açık gibi görünüyordu ama yani iyi olacak gibi, bakalım. Telefonum genelde çok mükemmel zamanlarda çalar. Hep videoya oturduğum zamanlarda sesini açarım. Bu arada fondöten epey kolay yayılıyor. Dediğim gibi biraz yoğun bir yapıya sahip. Bu arada şimdiden söyleyeyim, bütün söyleyeceğim her izlenim tamamen kendi fikirlerimdir. Sponsorlu bir video değil, firma gönderimi yapmadı bana bu videoyu çekmem için. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben karma ciltliyim. Ona rağmen çok güzel durdu cildimde. Kuru cilt fondötenleri böyle bir yağlı durur. Yağlı ciltlerde ya da karma ciltlerde. Ama hiç öyle durmuyor. Bilmiyorum, güzel nemlendirecek bir şeye benziyor, fondötene benziyor. Kokusu çok güzel, rengi bence bana tam uydu. Sıcılığı orta, hatta ortadan yükseğe bile denilebilir. Bilmiyorum, ben beğendim. Şimdi bir de BB kreme bakalım. Yani aynı seri olduğu için hani arasındaki fark nasıl onu görmek istiyorum. BB kremini de bu şekilde yapmışlar. Plastik bir ambalaja sahip. Yani bendeki rengi 3 numara. Bilemiyorum, yazın olmuş olsa uyardı belki ama gerçi diğer tarafa sürdüğüm fondötende de açık gelecek demiştim. Ama tam oldu. Bakalım 3 numara nasıl olacak bana. BB krem de aynı şekilde bir tık yoğun. Süngerimin diğer tarafıyla uygulayacağım. Hani böyle çok akışkan bir BB krem değil. Yani şurada bir leken vardı. Fark ettiniz mi başlarken bilmiyorum. Onu bile kapattı. BB kremin de kapatıcılığı gayet yüksek. Yani renkte çok fazla fark göremiyorum şu an. Hemen hemen aynı gibi oldu. Sadece BB kremin olduğu taraf bir tık daha parlıyor. Yine bunun da kapatıcılığı gayet iyi. Ama beğendim. Ne yalan söyleyeyim, şimdi beğendim. Evet, şimdi ben makyajımı sabitlemek istiyorum. Çünkü fondötenden sonra ben illaki sabitleme gereği duyuyorum. Şöyle bir pudrası var elimde. Yine keçi sütlü serisinden bir pudra, renkli bir pudra. Fakat renginden çok fazla emin değilim bu 2 numarası. Yani bir tık koyu olur mu bilemedim. O yüzden sadece yanaklarımda deneyeceğim. Göz altlarımı sürmeyeceğim. Çok koyu olmazsa göz altlarıma da sürebilirim, bilmiyorum ama yok, koyu. Koyu yani. Şimdi elimde iki tane allık var. Bunlardan bir tanesi yine keçi sütlü seriden Mat Blush diye geçen, şöyle kahverengi tonu olan, güzel bir kahverengi bu arada, bir allık. Bir de şöyle daha eski seri sanırım, bu normal serisinden 09 numaralı bir allık var. Bu daha böyle şeftali gibi. İkisini de denemek istediğim için bunu böyle bronzer olarak kullanabilirim diye düşündüm. Çünkü gayet koyu bir rengi var. Yüzümü ısıtacağım. Gerçi şu an pudradan sonra biraz daha sıcak durdu yüzüm ama yani bir şey unuttum. O kadar şey sürdüm. Ne unuttuk sizce?
kapatıcıyı unuttuk. Göz hatlarımı kapatmadım. Elimde ürün olmasa fondötenle falan da geçerim ama elimde ürün de var yani. Yine aynı seriden, keçi sütlü seriden göz altı kapatıcısı var. Bunu da uygulamak istiyorum. Hazır, çok geç değilken. Sadece göz altlarımı kapatacağım. Ben de diyorum bir tuhaflık var ama ne var çözemedim. Şimdi evet, bu da bayağı yoğun bir kapatıcı. Yani nasıl diyeyim, aynı fondöten gibi böyle biraz yağlı bir yapısı var. Şöyle birazcık da göz kapaklarıma uyguladım. Süngerimle bunu dağıtacağım. Allah'tan yol yakınken fark ettim. Yani videoyu kapatmadan fark edebilmeme de seviniyorum. Yani evet, yüzümü fazla renklendirdiğim için şu an tabii göz altlarım bir tık daha aydınlık oldu. Az evvel fırçamda kalan pudrayı şöyle bir göz altıma geçeceğim. Tabii kaldıysa artık. Bronzer gibi uyguladığım için diğer allığı, çünkü çok daha koyu bir renkti. Bakın, yani tam olarak bronzer gibi diyebilirim. Bu daha şeftali tonlarında bir allık. O yüzden bunu da uygulamak istiyorum. Evet. Tozutan bir yapısı var. Keşke o kadar daldırmasaydım. Fazlalığını aldıktan sonra bayağı pigmentliymiş yalnız. Şöyle elimin üstünde fazlalığı alıp dağıtacağım. Şöyle fırçamdan kalanları da burnumun kenarlarına geçiyorum. Benim sevdiğim bir şey onu yapmak. Benim de Cecil markasına ait herhangi bir kaş ürünü olmadığı için ben kendi kalemimle kaşlarımı dolduracağım. Bu arada kaşlarım hala henüz tam olarak son haline ulaşmadı. Ben biraz düzensiz duruyor olabilir. Ama yine de bu halini bile çok seviyorum. Çünkü ben bir kalın kaş fanıyım. Şimdi elimde böyle Cecil'e ait 3 tane şu uzun su paletlerinden, bir tane de bu keçi sütlü serisinden küçük bir minnoş bir palet var. Madem keçi sütlü seriden gidiyoruz, ben bu paleti kullanmak istiyorum. Ama bunun içerisinde böyle 2 tane ışıltılı, değil mi? Evet. 2 ışıltılı, bir tane de turuncu bir mat var. Belki gölge yapmak istersen bu paletlerden bir tanesini de kullanabilirim. Bunları da isterseniz şöyle size göstereyim. Aslında bunlar da çok böyle pratik, içerisinde çok güzel renkleri olan, oldukça da pigmentli paletler. Bu Sunset isimli paleti. Şu ise Charming paleti. Böyle içerisinde daha bordo tonları bulunan bir palet. Bu Lovely paleti de daha yumuşak tonlardan oluşuyor. Daha günlük hayatta kullanabileceğiniz renklerin olduğu bir palet. İlk olarak mesela şu Sunset paletinde güzel bir baz rengi var. Şuradaki sabitleme rengi. Onunla bir göz kapağımı eşitleyeceğim. Bu arada bu paletler aşırı yumuşak farlara sahip. O yüzden bakar mısınız? Aşırı pigmentli. Yani şöyle yapmama rağmen hala da geliyor. Çok böyle dikkatli dokundurmanız gerekiyor. Mesela bir fırçayı bir kere dokundurdum. Şu an iki gözüme de yetecek bu benim. Komple bir eşitliyorum. Geliyorum bu minnoş far paletine. Bir karıştırma fırçası aldım ve şuradaki turuncu rengi kaş altıma değil, kris bölgeme geçeceğim. Görüyorsunuz oldukça pigmentli bu küçük palet bile. Bunu böyle kris bölgeme geçiyorum ve dağıtıyorum. Yani paletin hem ufak olması hem de içerisindeki renklerin böyle günlük kullanılabiliyor olması çok güzel. Çünkü seyahatlerinizde çok rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Benim şu göz kapağım biraz düşük. Özellikle yorgun olduğum zamanlarda bir tık daha düşüyor. Yine o zamanlardayım. O yüzden far uygulamasında biraz zorlanabiliyorum. Yani iki gözüme eşit yapmak için gerçekten zorlanıyorum. Ve bazen bu kris bölgesine uyguladığım far falan, işte ne bileyim, bir tanesini daha fazla durabiliyor. Çünkü şu anda kapakları eşit olmadığı için bunda genelde bir tık daha fazla durabiliyor. Ben de ayarlayamıyorum. Hemen farın başladığı yerden bir yumuşatıyorum.
Bu arada şeyde göründüğünden çok daha güzel renk veriyor. Yani burada çok daha açık turuncu. Gözümün üstünde bir tık daha böyle daha turuncu durdu. Şimdi şu ortadaki açık rengi alacağım. Bunu gözümün iç taraflarına uygulayacağım. Göz kapağımın iç taraflarına uygulayacağım. Aşırı pigmentli bu arada. Direkt geliyor ürün. Yani şöyle yaparsam anlarsınız zaten. Çok da güzel renkleri. Dediğim gibi tam günlük hayatta kullanmalık bir palet. Özellikle makyaja yeni başlayanlar bence sever bu paleti. Göz pınarlarımı da uyguladım. Çok güzel durdu. Şimdi yanımdaki bu ışıltılı kahveyi alıp onun hemen yanına, yani gözümün orta kısmına süreceğim. Bu da çok güzel bir renk. Gerçekten günlük hayatta kullanılabilecek. Bir tık daha açık renkten alıp şöyle ikisini bir karıştıracağım. Şu Sunset paleti alıyorum tekrardan. Şuradaki en üstteki koyu renkten böyle hafif bir gölge geçeceğim. Çok az alıyorum çünkü gerçekten çok pigmentliler. Hemen şuraya dokunduracağım. Şimdi temiz bir fırçayla o kısmı şöyle hafif hafif dağıtıyorum. İçe içe. Aynı fırçaya minicik şu az evvel kullandığım turuncudan alıp o turuncu geçtiğim yerin üstünden bir kere geçeceğim ki o sürdüğüm bütün renkler karışsın ve oradaki turuncu bozulmasın. Elimde iki tane Cecil'in kalemi var. Bunlardan bir tanesi kahverengi, diğeri daha böyle saks mavisi gibi. Bunu kullanamayacağım için kahverengiyi eğer yumuşaksa, evet yumuşak, kirpik diplerime geçeceğim. Birazcık. Uçlu bir fırçayla bunu güzelce dağıtacağım. Bu arada kalem güzel dağılıyormuş. Bayağı yumuşak. Böyle lök diye kalmadı. Gözümü bitirdim gördüğünüz gibi. Gayet böyle kolay, herkesin kolayca yapabileceği bir şey yapmaya çalıştım. Maskaraya geldi sıra. Maskaram da yine aynı şekilde keçi sütlü maskara. Bunu ilk defa açıyorum şu an. Silikon bir fırçası var. Şimdi yeni açtığım için tabii biraz ıslak. Ama kirpikleri güzel kavradığını söyleyebilirim. Benim kirpiklerim biraz sıkıntılı. Şimdi ben bunu başka bir fırçayla taramam gerekiyor. Çünkü yeni açtığım için bayağı bir yapıştırdı ıslak olduğundan. Şöyle bir tarayacağım. Yani aradaki farkı böyle görebilirsiniz. Burada rümel yok, burada var. Bu da çok güzel nude bir kahve. Buruş mat seriden ama böyle bir tık ışıltılı duran bir renk. İçerisinde böyle hafif ışıltıları var. Cecil ürünleriyle, çoğunlukla keçi sütlü serisiyle yaptığım makyajım bitti. Bence gayet güzel günlük hayatta kullanabileceğiniz tonlar barındıran ürünleri var. Mesela şuradaki aydınlıkları çok fazla yapmasaydım çok daha günlük bir makyaj olacaktı. Şu an tabii bir tık daha böyle daha ışıl ışıl özel gün ya da akşam gece makyajı olabilir. Şöyle yakından da göstereyim size. Ryan Little. Evet arkadaşlar.
arkadaşlar Cecil markasının ürünleriyle yaptığım video gördüğünüz gibi sona erdi. Umarım beğendiğiniz bir makyaj olmuştur. Yorumlarınızı benimle aşağıda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu videoyu beğenerek kanalıma abone olursanız da bana destek olmuş olursunuz ve bu beni çok mutlu eder. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Işıl ışıl kalın. Hoşça kalın.